Matematik, geometri, temel kavramlar, düzlem. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bunları öğreneceğiz. Düzlem nedir? Düzlemsel şekil nedir? Düzlem nedir'den başlayalım. Sınırsız büyüklükteki düz ve pürüzsüz yüzeylere düzlem denir. Düzlemin sonu yoktur. Düzlem sonsuzdur. Kitabımızın yüzeyinin her yönden sonsuza kadar uzayabileceğini düşünelim. Kitabımız tüm uzayı kaplardı. Şimdi düzlem örneklerine bakalım. Halı, pano, tahta, yapboz, yol, defter, kitap, duvar ve masanın yüzeyleri pürüzsüz yüzeyler birer düzlem modelidir. Şimdi bunlara şekli olarak bakalım. Halı, yol, tahta, kitap, defter. Bunlar nedir? Düzlem modelleri. Ve bunu çoğaltabiliriz. Sadece bunlarla sınırlı değildir. Şimdi düzlem parçasına bakalım. Düzlem parçası nedir? Bir düzlemin içerisinde yer alan ve o düzlemi oluşturan parçalardır. Düzlemsel şekiller birleşerek düzlemleri oluştururlar. Düzlemin içinde yer alan motifler, şekiller düzlem parçasıdır. Yani düzlemsel şekildir. Düzlem parçalarının şekillerine düzlemsel şekil denir. Fakat bu iki kavram birbirine de kullanılabilir. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Halının üzerindeki desenler, yapboz parçaları, panodaki kağıtlar, tahtaya çizilmiş şekiller, yola çizilen işaretler, defterin içindeki şekiller, kitabın üzerindeki etiket, duvardaki fayanslar birer düzlem parçasıdır. Yani düzlemsel şekildir. Tabi sadece bunlarla sınırlı değil, örneklerimizi çoğaltabiliriz. Şimdi bu görsellerdeki örneklerimize bakalım. Defter nedir? Bir düzlemdir. Defterin içindeki üçgen şekli ise düzlem parçasıdır. Burada bir mutfak fayansı görüyoruz. Fayans bir düzlemdir. Fayansın içindeki parçalar, şekiller düzlem parçasıdır. Yapboz kartonu bir düzlemdir. Yapboz parçaları ise birer düzlemsel şekildir. Düzlem her yönden sınırsızdır. Düzlem ve düzlem parçası birlikte ifade edilecek olursa şu şekildedir. Mesela yapboz kartonu bir düzlem dedik. Yapboz parçaları ise birer düzlemsel şekildir. Duvar bir düzlem ise duvarda takılı olan pano, haritalar düzlem parçasıdır. Kitabımızın kapağı bir düzlem ise üzerindeki etiket düzlem parçasıdır. Masamızın üzerinde düzlem ise masa üstündeki kitaplar düzlem parçasıdır. Pano bir düzlem ise panoda asılı olan resimler düzlem parçasıdır. Durgun su yüzeyi, pencere camının yüzeyi, düzgün masa yüzeyi, yazı tahtası, masa gibi yüzeyler birer düzlemdir. Kilim bir düzlem ise kilimin desenleri düzlemsel şekildir. Sizler de çocuklar evinizdeki örneklere bakabilirsiniz. Mesela halı dedik, halının üzerindeki desenleri veya başka örnekleri. Mesela buzdolabına, buzdolabı bir düzlem, üzerindeki magnetler bir düzlem parçası. Bunun gibi çoğaltabiliriz. Şimdi bir tablo oluşturulmuş. Tablomuza bakalım. Karadaşlı zemin bir düzlemdir. Karolar ise düzlemsel şekildir. Ekosali kumaş bir düzlemdir. Kumaşın içindeki desenler ise düzlemsel şekildir. Tangram bir düzlemdir. Tangram parçaları ise düzlemsel şekildir. Evet çocuklar, şimdi birlikte etkinlik yapalım. Aşağıda görsellere verilen cisimlerden
yüzeyi düzlem olanları işaretleyiniz demiş. İşaretleyelim. Ben işaretlerken sizler de sesli olarak söyleyebilirsiniz. Kitap bir düzlem mi? Evet, bir düzlem. Veya defter de olabilir. O da bir düzlem. Portakal bir düzlem mi? Hayır, portakal bir düzlem değil. Kapı bir düzlem mi? Evet, kapı bir düzlem. Ekmek, poğaça. Bu bir düzlem mi? Hayır, düzlem değil. Damacana bir düzlem mi? Hayır, düzlem değil. Televizyon veya bilgisayar monitörü. Evet, bir düzlem. Halı veya kilim bir düzlem mi? Evet, bir düzlem. Elma bir düzlem mi? Hayır, düzlem değil. Evet, yine birlikte yapalım çocuklar. Gökyüzü düzlem modeli ise ay nokta nokta modelidir. Evet, ayna modeli olur o zaman. Düzlemsel şekil modelidir. Doğru bildiniz. Kilim nokta nokta modeli ise desenler düzlemsel şekil modelidir. Evet, kilim ne modeli oluyor? Düzlem modeli. Doğru bildiniz. Aferin size. Evet çocuklar, konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan Yeşim Örnek, sınıf öğretmeni.